Şimdi Pazarcık'a bağlı Hıdıran köyündeyiz. Yol boyu, yani buranın Türkçe ismi yol boyu. Burası 40 haneli bir köy. 44 ev var ama yaklaşık 20 aile yaşıyor. Neyse ki yıkılan binalara, duvarları çöken binalara rağmen köyde can kaybı yok. Burada ablalar var. Merhaba, geçmiş olsun. Sizin köyünüzde kayıp yok. Kayıp yok. Ama Narlı'da mı? Evet, ikameti orada kalanlar Evet. yazın geliyorlar. Burada oradan depremden Yaşamını yaptım. yitirenler. İsimleri neydi? Meloş İltemiş. Bir de oğlan ismi Ha, neydi? bir de oğlan bilmiyorum. Bir de özürlü oğlu vardı. Aa, engelli oğlu vardı bir de. Kızıyla eşi şey oldu. Onlar Kurtuldular kurtardı. onlar. Evet, onlar kurtardı. Ha. Kızı kaç, yani oğlu kaç yaşındaydı? Oğlu 13-14 13-14 yaşlarındaydı. yaşlarındaydı. Evet. Yalnız Ha. özürlüydü. Evet, Ama Narlı'da yaşamını bir çok yitirdiler. yaran oldu saçımda. Siz... Bir de ayrıca bu yıkılan evin gelini, o da Narlı'da oturuyordu. Onun da gelini, babası bir de yeğeni. Ha, Oğlu gelinin da bab... yaralı kurtuldu. Onların Eşi. da yaşamını yitirdiler Evet, babasıyla. aynen. O İzmir'de şimdi. Ha. Evet, çocuk da yaralı İzmir'e Evet. gidiyorlar. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Biz köyün içerisinde biraz Tamam, dolaşacağız. siz Sizin nerede izninizle. geldiniz? Biz Diyarbakır'dan geldik. Ha, Diyarbakır. Sağ Mezopotamya ol. Ajansı Aynen, sağ olun, muhabirleriyiz. sağ olun. Depremin ilk gününden beri öyle buradayız. Köyleri Çok sağ olun, dolaşıyoruz. sağ olun. Bazen Oralarda öyle mı? sizin Sağ kurmancın olun. Aha. ha. Carna Allah'tan evi şükür. Avrupa Nasıl? filan merak Sağ dikin olun, şükür. mesela Evet, sağ olun. jber Allah razı olsun. Sizin orada durum nasıl? bizim orada da 400'den fazla kişi yaşamını yitirmişti Yaşamını Diyarbakır'da da. yitirdi. Orada da çünkü Allah çok şükür. şiddetli hissettik biz de. Sizlere de geçmiş Çok sağ olun olsun. hepimize. Geçmiş Çok sağ olsun. olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Oldukça. İyi, kolay gelsin size. Oldu. Siz şimdi Oldukça. evde mi? Yok, sağ olun. Yok, Biz bir evde şey kalmıyoruz. heh, Çadırlardan. çadırda Evde kalıyorsunuz. var, sizin ihtiyaçlar evlerinizin oldu mu çıkıp Ama iniyoruz. dikkat edin yine de. Bak, oranın mesela duvarları Evde mutfak mutfağı olarak var. herhalde kullanıyorsunuz. Arkada mutfağıdır. Heh, evet. Yukarıda bir şey yok ama Tamam. korkuyoruz. Yine de dikkat edin. Tamam, oldukça Sizin oldukça. eve rapor verdiler mi? Ne dediler? Buna az Az hasarlıydı. Yani hasarlı. sütun çirişlerde bir şey yok. Yok dediler. Ha, çok iyi. Sadece işte ambar kısmı. Anladım. Çok iyi. Ha, Zaten şu yıkılacak. aşağıdaki Evet, burada hemen. yakın. Evet, şurada gösterelim. Etrafını sarmışlar. Evet. Bu ev duvarları tamamen yıkılmış. Zaten ağır hasarlı ve yıkılacak bu ev. O yüzden insanların yaklaşmaması için şerit de çekilmiş. Güvenlik şeridi de çekilmiş. Şöyle Hıdıran, yani burası Hıdıran. Türkçe ismiyle, yeni ismiyle yol boyu. Şöyle zaten barkod da yapıştırılmış kapısına. Bu evin tamamı hemen yanındaki bu eve de aynı şekilde yıkılacağı yönünde barkod yapıştırılmış ve etrafına da güvenlik şeridi çekilmiş. Şöyle görüyorsunuz buralara girilmesi yasak. Etrafı sarılmış. Daha sonra iş makinalarıyla burada yıkım gerçekleştirilecek. Bir de bu karşı tarafta duvarı tamamen çökmüş bir yapı var. Onun da ağır hasarlı belli ki. Birazdan oraya doğru gideceğiz. Siz depremde Pazarcık'ta He, oturuyordunuz. orada oldu. Ha. Biz olduk. Oradaki eve bir şey oldu mu? He, şimdi ona da karar verdim yani dökme çürü. Evet. He, ama eşimiz biz çıkartmadık. Kapıyı açmıyorlar, merdiven çökmüş. Evet. İçerideki işte, hasta orada yok, merdiven her şey orada. Evet, He, eşyalarını çıkaramıyorlar, hepsi orada. merdiven He. çöktüğü için eşyalar da Yine hepsi de Allah içinde. milletten razı olsun. Bize kıyafet getirdi, kadar getirdi. Buna şükür. Evet. Allah herkese sağlık ömür versin. Amin. Sizin isminiz neydi teyze? Gülistan Ürgüp. Gülistan Ürgüp. Ürgüp. Evet. Gülistan Ürgüp teyzenin hem buradaki evi ağır hasarlı, Evet. hem de Pazarcık merkezde deprem sırasında da zaten Pazarcık merkezde kalıyorlardı. O da ağır hasarlı. İkisi de yıkılacak. Evet. Ama kendisi şimdi Hıdıran He. köyünde Onlar kalıyor. uzak. Yakın, evet. Evet. En azından kendileri Sağ olun. hayatta. Evet.
Bu da bir teselli noktası. Çok geçmiş olsun. Çok sağ olun. Sağ olun. İçiyorsa gel otur, bir kahvemiz, bir çay iç. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi sağ olun. Biz biraz bir ikram olsun. Evet, çok sağ olun. Biz bir köyün içini biraz dolaşalım. Sonra çünkü başka da başka köyler de var gideceğimiz. İyi bakın kendinize. Siz de sağ olun. Evet. Burada durum böyle, insanların evleri yıkılacak az ağır hasarlı raporu verilmiş. Tabii hafif raporlu olanlar da var, hafif kusurlu. Mesela şu evler de oturulabilir, raporu verilen evler. Burası da yıkılacak olan binalardan biri. Hemen yanında da benzer bir yapı var. Ve karşıda duvarı tamamen çökmüş binanın da yıkılmasına karar verildi. Ama yanı başında AFAD çadırının bulunduğu yapı ayakta ve muhtemelen hafif kusurlu ya da kusurlu rapor verilmiştir. Kıdıran köyü aslında Pazarcık ve Narlı arasında bir yerde. Pazarcık'tan Narlı'ya doğru giderken yaklaşık 5 kilometre sonra hemen yolun sağında bulunuyor. 44 haneli bir köy ama bu köyde yaklaşık 20 aile yaşıyordu deprem sırasında da. Diğerleri ya kent merkezlerinde ya da başka yerlerde oturuyorlar. Bu köyden 2 kişi Narlı'da yaşamını yitirmiş. Yine bu köyün gelini olan bir kadının da 2 yakını yaşamını yitirmiş. Evet. Yol boyu köyü Kıdıran köyündeyiz. Mammo merhaba. Merhaba. Çavanı başın. İyi misiniz? Geçmiş olsun. Size de geçmiş olsun. Sizin ev sanki ağır hasarlı raporu verilmiş. Vallahi ve öyle verilmiş. Öyle verilmiş değil mi? Evet. Çünkü etrafı sarılmış ve vallahi siz... Oturuyorsunuz siz. Evet. Biz mecbur oturuyoruz. Nerede? Sakın hastamız var. Laboya gidemiyor hasta. Evet. Mecbur kalıyor. Çadır yok mu? Çadırınız? Çadır, çocuklar oraya gidiyor. He. Ben de hanım kalıyor. Sizle hanım içeride kalıyorsunuz. Ne yapalım? Vallahi, mecbur kalıyor. Çok geçmiş olsun ama bu ağır hasarlı raporu belli ki. Çadır istedim oğlumla daha bir hafta sonra diyor. Biz de mecbur burada kalıyor. Yıkılacak ama. Evet çünkü etrafı işte çekilmiş. Bir diyar yıkılmış ki onu da yaptım. Yıkılmıştı. Tamam yaptınız ama bak bu şerit o anlama gelmiyor mu? Yani yıkılacak diye. Geliyor. Öyle karar verildi değil mi? Evet. Çok geçmiş olsun. Sağ geçmiş abi. Olsun teyze. Siz içeride kalıyorsunuz amcayla. Valla biz kalıyoruz. Ne yapalım? Nerede kalıyoruz? Pazarcık. Hanım vardı orası da. Pazarcık yıkıldı. Vardı. Buradakiler orada hasar verdi. Evet. Burada yerden bir şey ya bir şey bir de hanım rahatsız laboya gidemiyor bir yere gidemiyor bir şey bir gece kaldık rezil olduk. Evet. Sizin Pazarcık'taki eviniz de ağır hasarlı yıkılacak. Bu da 2 tane sütünü patlak dediler. Evet. Yapılır hasar diye söylediler. Anladım çok ama geçmiş ya olsun. Devlet müsaade ederse yapar girer. Hiç bir şey yok. Evet. Tertemiz. Hı hı. İçinde. Sizin isminiz neydi amca? Mehmet. Mehmet ne? İlkan. Mehmet İlkan. Çok geçmiş olsun. Ne? Çok geçmiş devlet olsun. Devlet tarafından gelirsin. Biz gazeteciyiz. He? Gazeteciyiz biz. Gazeteciyiz. Gazeteciyiz he. Diyarbakır'dan geldik. Mezopotamya Ajansı muhabirleriyiz. Noga Tayyip Erdoğan, Noga Kırmancı Aratış, Noga Tırkonu.
Ya onu ben ne için yapayım? Çekil, bir şey diyemem. Devlete karşı mı çıkacak? Devlet, devlet onun devleti ise bizim devleti. Neyse odur. Biz bir şey diyemem, yapamam. Tamam, çok sağ olun. Çok sağ olun, biz gideceğiz teyze. Yok valla. Yok sağ olun, teşekkür ediyoruz. Biz başka köylere de gideceğiz. Evet, görüyorum zaten. Çok. Labuesine gidemiyor. Doğrudur. Dışarıda oturamıyor. Mecbur. Bugün de çok... Evde yani öyle... Polisyen edecek bir ev değil. Ama yani, belli ki demek ki kolonlarında falan bir problem var. Şey yok. Yok mu? Niye yok. Bunu çektiler? Niye ağır hasarlı dediler? Sadece bir divar yarı. Bir divarı ben toprakla yapmıştım zamanında. He. Yaş divarı. Evet. Zaten ben yıkayacaktım bir. Hasar çok. Tabii. Onu sarar mı? Ha bak teyze de diyor, abla da diyor. Biliyorum, biliyorum. Bir mecburiyetten kalıyor. Geldi bunu serde dedi, sen giriyorsan bir devlet mecburu, devlet de mesuliyeti kabul etmiyor. Valla dedim ben kabul ediyorum, giriyor oturuyor. Ha böyle dediler, onlar biliyor sizin oturduğunuzu. Tabii. Ben söyledim. Dedim mesuliyeti devlet kabul etmiyor. Mesela devlet kabul etmiyor, biz de kabul etmiyoruz, esen etmez. Yok abla size biz bak. Diğer, o mesulat bizimdir. Altında kalırsan sorumluluk size ait, imza verdi. İmza da verdi. Medak verdi. Ha, siz sorumluluğun size ait olduğunu. Size ait olduğunu. Anladım. İmza verdik. Yani ama mecburuz çadırda. Ya, amca korkmuyor. Yatıyor, ben korkuyorum. Söyle sen şimdi amca, evet korkusuz gibi bir görünüyor. Hafta, hadi. Bir hafta ben de bekliyorum çadır alayım. Korkmuyor, ben korkuyorum. Gene de yatıyorum. Ne? Evet. Mecburum. Tabii zor durumda yani. Olunca evet. Neyse ama yine de valla. Kiler hepsi yıkıldı. Burada çünkü de daha devam ediyor. Ne? İki gün önce Hatay'da oldu. Siz burada hissetmişsinizdir. Bu gece yine oldu. Dört gün sallandı. Biz şurada duruyorduk. Öyle hiç yer girmedik. Sahineden bir... Sen çok soğukkanlısın amca. Yani sen hiçbir şey olmayacak gibi anlatıyorsun. ama teyze... Valla doğru söylüyorsun. Ne yapacaksın ama? Yani başına geleni ne yapacaksın? Evet. İlk başına geleni çekersin. Evet. Neyse çok geçmiş olsun. Sağ olun. İyi bakın kendinize. Dikkat edin lütfen. Dikkat edin. En azından duvara muvarlara. Ne yapacak? O kadar insanlar ölüyor. O kadar gençler ölüyor. Evet. Yani bir şey yapacak bir şey yok. Çok, çok torunları güzel. Olan gelin mi orada? Çadırda yani. Evet. Biz de hanımı mecbur efendim. Yani gerçekten hanım olmasa da ben yatar. Tamam, bahanedir diyor size kadın. Valla ben bir gece soğuk yedim yürürüm. Anladım. Anladım. Çok sağ ol, teşekkür ediyorum. Ama bir tanesini ikimiz alırız. Hadi madem. Ha bir tane yeterdir. Bir tane. İkimize bu. Bu ikimize. Ya yeter, vallahi yeter. Hadi al. Tamam. Yok sağ ol, su da var bizde. Bizde su var. Sağ ol. Hadi kolay gelsin, geçmiş olsun. Evet, Hıdıran köyünde. İşte amca anlattı. Evet. Ağır hasarlı. Doğru, herkes perişan olmuş. Durum böyle Hıdıran'da. Yaklaşık 44 ev var zaten. Birçok ev herhalde ağır hasarlı ve yıkılacak diye karar verilmiş birçok eve. Neredeyse yarısına öyle bir karar verilmiş köyde. Biz olana iyi şey yapıyoruz. Ha. Harç getirmişsiniz, evet. Kum getirmişsiniz. Evet. Bari onu dikkat edin bari. Ha. Yani sağlam yapın bari madem betonla şey yapacaksınız. Bu nedir onun ismi? Konteyner gibi. Konteyner yapıyor. Tamam, çok iyi. Konteyner yapıyor işte, her şeyini tamamlayacağız. Orada. Tamam, çok iyi. Hadi geçmiş olsun amca. Evet. Yapabilirsek hanımı da bir şey gönderin. Evet. Çocuklar. Evet, durum böyle. Burada bir sürü eve ağır hasar raporu verilmiş. Etrafına şey çekilmiş. Amca anlattı. Aslında onun da evi ağır hasarlı. Ve o eve girmemesi gerekiyor. Polis de uyarmış kendisini. Ama yapacak bir şey olmadığını, gireceğini söyleyince de mesuliyetin kendilerinde olduğu yönünde bir belge imzalattığını söylediler. Yani Allah korusun. Eğer bir şey olursa mesuliyet ailededir diye. Evet, yol boyunda Hıdıran köyünde durum böyle. Şimdi başka bir köye gideceğiz ve oradan da depremin 18. gününde 23 Şubat'ta sizlerle yeni videolar paylaşacağız.